Selamun aleyküm arkadaşlar. Yakışıklı, karizmatik, dünya tatlısı, çeyrek ünlünüz, fakir, fukara gene süper bir videoyla karşınızda. Nasılsınız, iyi misiniz? Ne var ne yok? Nasıl gidiyor hayat? Umarım hasta falan değilsinizdir. Rabbim hasta olan kardeşlerimize acil şifalar versin. Hayat çok kısa. Aldım, veremedim. Verdim, aramadım. Ola ben de nasıl nefes alıyorsam desen fil hortumu. Bir gün bu zalimler de verecekler, alamayacaklar. Ya da alacaklar, veremeyecekler. O gün gelecek. Neyse, videomuza geçelim. Bu arada beğenin ha. Reisimiz, liderimiz, her şeyimiz biricik Recep Tayyip Erdoğan'ımız. Türkiye'yi sadece yatırımda değil, özgürlüklerde de dünyanın ileri ülkelerinden biri haline getirdik. Vallahi o kadar özgürüz ki Amerika, Almanya, Avustralya, Rusya, tamam mı? Bakıyorlar bize, ola diyor. Bu Recep Tayyip Erdoğan diyorlar. Bu Türkiye'yi ne kadar özgür hale getirdi ya. Twitter'dan bir şeyler yazıyorsun, anında tutukluyorlar. O kadar özgürüz ya. Vallahi billahi. Ya Allah aşkına ya. Adamın biri altına yazmış ki galiba reis ülkeyi A Haber'den izliyor. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Ya saraydan Türkiye güllük gülistanlık görünüyor, ya da reis başka bir ülkeyi yönetiyor, bizim haberimiz yok. Özgürlükmüş. Ya neyse, fazla ileri gitmeyelim. Silivrisi oktur. Düşündürücü. MHP lideri Devlet Bahçeli, Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılıp yeni parti kuracağı iddialarıyla ilgili konuşuyor. Muharrem İnce'nin atacağı adım 4 Eylül Sivas Kongresi ile CHP'nin tekrardan Atatürk'e dönüşü olacaktır. CHP özünden ve kökünden kopmuştur. Belki böylece Atatürk'e dönecektir demiş. Yahu Sayın Bahçeli, sen ne zaman MHP'ye döneceksin? Bir de sen MHP'ye dönsen. Ya valla çok güzel hayat değil mi? Gidiyorsun AKP'ye yanaşıyorsun. AKP'nin vagonuna MHP'nin vagonunu takıyorsun. O AKP nereye gidiyorsa sen de oraya gidiyorsun. Bir de sen MHP'ye dön. Hiç onu konuşmuyorsun. Ya derinlerin adamı olmak böyle bir şey işte. Derinlerden bir ses geliyor. Ha. Diyor ki AKP diyor oy kaybediyor, çatır diyor diyor. Bizim diyor AKP ile diyor daha işimiz bitmedi diyor. Muharrem devreye gir diyor. 2019 yılında saraya çıkan CHP'li kimdi sorularının cevabı acaba şimdi mi gün yüzüne çıkıyor? Muharrem devreye giriyor. CHP ortadan ikiye cırılıyor. CHP'li seçmen birazı Muharrem'e kayıyor, birazı CHP'de kalıyor. Ne oluyor? AKP her zaman olduğu gibi birinci çıkıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek, Karar Gazetesi'nden eski gazeteci Ahmet Taş getireni hedef alıyor. Ya diyor, sen diyor Serok Ahmet'in diyor peşinden gitmenin diyor misyonunu yerine getiriyorsun diyor. Sen diyor MHP'ye diyor bulaşma diyor. MHP'lilere söylemiş olduğun hakaret mi yapmış, ne yapmışsa. Onları diyor daha diyor unutmadık diyor. Sakallarını diyor tek tek diyor yolarım diyor. Ola. Bildiğin çingene kavgasına döndü bu iş ha. Valla. Ya birisi MHP'nin basın danışmanı, biri gazeteci. Şu muhabbete bak. Hani direkt elime alırım silahı, şunu şunu yaparım demiyor. Tamam mı? Gene usturuplu tehdit var burada. Adam Allah razı olsun. Diyor ki sakallarını diyor tek tek yolarım diyor. Cımbızla. Cımbızla yol. Cımbız iyidir Yıldıray. Evet, evet. Düşündürücü. CHP'nin bir zamanlar Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, şimdi CHP'den ayrılacağım, parti kursam mı kurmasam mı, ne yapsam diye kara kara düşünüyor. Bin günde memleket diye memleket hareketi başlatıyor. 4 Eylül'de Sivas'tan harekete geçiyorlar. Neymiş? Milletin üzerindeki umutsuzluğu kaldıracakmış. Ya Muharrem, senin partinde umut yok. Sen kendi partinde umut göremediğin için kalktın yeni parti kurayım dedin. Yüzüne gözüne bulaştırdın. Sana gel yeni parti kur diyenler AKP'nin ekmeğine yağ sürdüler. CHP'yi ortadan ikiye çatırdattın. Ekonomi kötü durumda. AKP'nin tahtı sallanıyor. En ufak bir erken seçimde gitti gidecekler gözüyle bakılırken sana birileri kalk dedi CHP'yi böl. Sen de böldün. Şu anda vatandaş olarak biz bunu böyle görüyoruz. Sen bu saatten sonra ne dersen de
Bir önemi yok. Yapacağın şey şu. CHP'den istifa et. Git partimi kuruyorsun. Memleket hareketimi başlatıyorsun. Ne başlatıyorsan başlat kardeşim. Bu yapmış olduğun hareketle ikinci kez adam kazandı oluyor. Yani. Ya hapishanede binlerce bebek var. Bebek, bebek. Madem Anadolu insanına, memleketine sahip çıkacaktın. Bir sor ya. Sordun mu? Bu zamana kadar meclis gündemine getirdin mi? Bir kere meclis kürsüsünden konuşurken ya hapishanede 800 tane, 1000 tane bebek var dedin mi Muharrem? He? Dedin mi? Gergerli oğlumdan başka kimse yok bunu dile getiren. Binlerce masum insanı attılar hapse. Ya öğretmenden FETÖ'cü oldu, terörist oldu bu ülkede ya. Öğretmenden FETÖ'cü oldu, terörist oldu. Bir zamanlar Abdullah Öcalan'a metiyeler düzen, Abdullah Öcalan'ı bebek katilliğinden milletin adamı yapan zihniyet kalktı bu ülkenin öğretmenlerini hapse attı, doktorlarını hapse attı. İnsanlar içeride kanser. Kanser mücadelesi veriyor. Muharrem bir gün mecliste konuştun mu? Bir gün dile getirdin mi? Böyle mi memleket hareketi başladı? Başta da ne olacak? Hiçbir şey. Ya, bilmiyorum ya valla. Bir de 4 Eylül hani Atatürk'e gidiyor ki Atatürk üzerinden reklam iyi oluyor sonuçta. Yap yap. Hiçbir şey olmayacak. Amerika'da yaşayanlar müjde. Duş başlığı standartları değişiyor. Artık suyunuz daha tazikli geliyor. Saçlarınızın dibinde kir kalmıyor. Saçlarınız parıl parıl, pambık gibi oluyor. Amerikan Başkanı Donald Trump, sarı kafa Trump, sizi bilmem ama benim saçlarım mükemmel olmak zorunda diyor. Bunun üzerine Enerji Bakanı acilen duş başlıklarının değişmesiyle ilgili soru önergesi mi veriyor? Artık orada nasıl oluyorsa bilmiyorum, öneride bulunuyor. 1992'den kalma bir standart varmış. O standart değişecekmiş. Ne olacakmış? Duş başlıklarındaki tazikli ahma şey daha da artırılacakmış. Çevreciler buna tepki göstermiş. Lan oğlum ya. Bizim derdimize bak. Adamların derdine bak lan. Biz ekmek 20 kuruş artıyor. Benzine 20 kuruş zam geliyor. Ölüp ölüp diriliyoruz. Adamlar duş başlığı için... Ya yok ya işte. Ülke bu abi. Ya işte. Of ne bileyim. Nereden hatırladım gene benzin zammını ya. Düşündürücü. 2 haftadır Yunanistan'la aramız gergin. Kimin kimi şey yapacağı belli değil. Yandaş medya savaş savaş diye bağırıyor. Yunanistan bugün Fransa'yı almış yanına gitmiş Girit Adası'nın etrafında tatbikat yapıyor. Şu Fransa, hani bizim maske gönderdiğimiz, zıkkımın kökü hastalığından dolayı maske bulamayan Fransa bizi sırtımızdan vuruyor. Yunanistan tabii korktu bizim oruç reisi görünce. Ola dedi, bunlar dedi, bizi dedi osurtacak dedi. Ben en iyisi dedi Fransa'dan dedi yardım isteyeyim dedi. Fransa da hemen bir iki tane savaş gemisi gönderdi. Orada iki tur attılar. Boş suya iki tane de bomba gönderdiler. Adı ne? Tatbikat. Reisi kızdırmayın. Bak reisi kızdırmayın. Allah sizi inandırsın. Alır bir eline Yunanistan'ı. Alır bir eline Fransa'yı. Siz Osmanlı tokadı görmemişsiniz. Ya da gördünüz ama unuttunuz. Dedeleriz hatırlar. Ölmüşleriz. Bir tane ola elimi duvara vurdum. Bir oraya koyar. Bir buraya koyar. Hepinizi osurtur valla. Bak reisi kızdırmayın. Kemal Kılıçdaroğlu en son kızdırmıştı. Olan oldu. Düşünün. AKP Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan AKP'nin betona çevirdiği 12 bin yıllık Hasankeyf'i ziyaret etmiş. Amaç Hasankeyf'i ziyaret değil. Amaç oradaki barajı ziyaret. Tabii orada açıklamalarda bulunuyor hanımefendi. Diyor ki efendim diyor bizler diyor medeniyetimizin bize bırakmış olduğu diyor emanet etmiş olduğu şeyleri diyor hem koruyoruz diyor hem de diyor geleceğe diyor aktarıyoruz diyor. Ya da aktaracağız. Ya da aktarmak istiyoruz ama aktaramıyoruz artık her neyse. Sonra da bir açıklama daha yapmışlar. Burada yapılacak olan baraj ya da yapılan baraj sıradan bir baraj değil. Dolgu açısından dünyanın sayılı barajlarından biri. Lan 12 bin yıllık tarih sıradan bir tarih mi? He? 12 bin yıllık tarihin üzerine beton dökmüş. Bir de diyor ki bana
Bu baraj sıradan bir baraj değil. Dolgu hacmi dünyada sayılı. Lan oğlum ya. Bir de bunu şimdi gelecek nesillere aktaracak. Adamın biri altına çok güzel yorum yazmış. Ya arkadaşlar, neden her şeyi yanlış anlıyorsunuz? AKP gelecekte arkeologlar hani daha çok araştırma yapsın. Öyle ufacık toprağa kazıp hemen alttaki tarihi esere ulaşmasın diye üzerini betonla kapatıyor. Hem tarihi eseri güneşten koruyor, hem de arkeologlarımız gelecekte daha rahat iş bulmuş oluyor. Bunun için çalışıyor. Düşündürücü. Alo. Hakan. Ben tanıdım. Berat. Berat Albayrak. Bakan olan. Oo, bakanım, buyurun buyurun. Buyurun. Bu akşam senin programına çıkıyormuşum. Babam öyle diyor. Şimdi babama veriyorum. Alo. Hakan, ben kimim? Siz sayın saygıdeğer Türkiye'nin gelmiş gelecek bir daha gelmeyecek başkomutanlarından Recep Tayyip Erdoğan'ı mısınız? Efendim, emir ve görüşlerinize hazırım. Aferin Hakan. Şimdi bizim damat televizyona çıkacak. Çok istiyor. Senin programı önerdik. Uygun gördük. Senin için sorun yok değil mi? Yok efendim, başımın gözümün üstünde yeri var tabii. Şimdi ama şöyle bir sorunumuz var. Bizim damat panikliyor. Paniklediğinde gözleri böyle saniyede 12 kere çarpıyor. Aç kapat aç kapat oluyor. Şimdi soruları biz sana önceden vereceğiz. Biz bir tane yok soramazsın. Vereceğiz, sen şey yapacaksın. Soracaksın. Baktın panikledi, gözler açılıp kapanıyor hızlı hızlı. Anla ki bu cevap veremeyecek. Hemen anında soruyu değiştireceksin. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Ya abi ya. Ahmet Hakan'ın programına çıkıyoruz. Tamam. Ahmet Hakan diyor ki ya doların yükselmesinden diyor endişe etmeli miyiz? Dolarla mı maaş alıyorsunuz diyor. Dolarla mı boşlandınız diyor. Yok. Dolarla işiniz var mı diyor. Yok diyor Ahmet Hakan. O zaman iner de çıkar. Ya abi ya. Ulan adam dolarla maaş alsa niye endişe etsin? Geçen ay dolarla maaş alan 1000 dolar 5000 liraydı. Bu ay 6000 6500 lira. Lan adam niye endişe etsin? Önemli olan dolarla maaş almayıp dolar karşısında eriyen Türk lirası. Dolarla maaş almıyoruz ama markete gittiğimizde dolar yükseldiğinde ürünler fiyatları artıyor. Sayın Berat Albayrak, belki bu sizi etkilemiyor ama bizi etkiliyor. Ahmet Hakan bunu sorabilir mi? Sorsun da göreyim. Ardı Silivri'de gün sayar. Düşündürücü. Rusya'da halterci Alexander Sedyek 400 kilo ağırlığın altına girmiş. Hiç dememiş ki ola ben bunu kaldırabilir miyim? Potçigim yer mi yemez mi? Girmiş, kaldırmış, indirememiş. Adamın dizleri kırılmış. Tam sedyelik olmuş. Ulan oğlum ya. Ya ben bunları da anlamıyorum ki. Ulan 300 kaldır. 250 kaldır. Fışkı mı var ulan? 400'ü neye kaldırıyor ne? Ne oldu? Hadi diyelim ki kaldırdın dizlerini kırmadın. Kırılmadı. Hiçbir şey olmadı. Ne diyecekler? İki gün konuşurlar. Üçüncü gün unutur gider. Adam 400. Yani bir sporun da tamam mı? Bir noktası var yani. Bir yerden sonra artık sapıtıyorsun yani. Vücuduna zarar veriyorsun da. 400 nedir abi ya? Allah akıl fikir versin, düşündürücü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni Ekrem İmamoğlu yani CHP kazanınca AKP tarihine sahip çıkıyor. Galata Kulesi'ni tabii her zaman olduğu gibi Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devrediyor. Burada bir restorasyon yapılıyor. Yapılan restorasyonda da hilti kullanılıyor. Evet. Sosyal medyanın gündeminde vay efendim hilti kullandılar, tarihin içine bıçtılar falan, böyle mi restorasyon olur? Bunun adı restorasyon değil, bunun adı yıkımdır. Hiltiyle restorasyon olmaz falan filan. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy hani mecbur açıklama yapmak zorunda kalıyor. Adamı şimdi boşu boşuna rahatsız ettiniz, konuşturdunuz. Adam diyor ki ya diyor bu yıkılan yerler diyor Galata Kulesi'ne ait diyor yerler değil diyor. Sonradan yapılan yerler diyor. Ya Sayın Mehmet Nuri Bey. Ya kullanılan şey hilti kardeş. Hilti. Hani
sonradan yapılan bir yeri bile parçalamak için o hiltiyi kullanıyor ya. Heh. Gerçek tarihe zarar verir. Galata Kulesi'nin gerçek taşlarına zarar verir. Ne olur sonra? Kule yıkılır. Tarih yerle bir olur. Sizin umurunuzda mı? Değil. Biliyoruz. Farkındayız da. Yüklenici firmaya işte bunun tazminatı mı ödetilecekmiş? Cezası mı kesilecekmiş? Ne? Ya Galata Kulesi zarar gördükten sonra yemişim yüklenici firmayı da, firmanın alacağı cezayı da. Bir tarih yok edildikten sonra. Tamam bak, normal şartlarda bu yabancı bir ülkede olsa, orada polis olur, jenderme olur, zabıta olur. O restorasyon sırasında adamların hepsi orada olur. Bu işi bilen, o restorasyonun nasıl yapılacağını bir de söyleyebilsem, restorasyon mudur, rostorasyon mudur, nedir? Bunların hepsi olur. En ufak bir hata, ya tarih lan tarih. Tarih yani. Buradan adam Paris'e gidiyor, Eyfel Kulesi'ne, paslı pis Eyfel Kulesi'ne. Gorbagor'un uşakları bir boya attırın ölmüş derizin hayra. Paslanmış. Demir yığınını görmeye gidiyor. Elin gavuru geliyor benim memleketimde Galata Kulesi'ni görmeye, bizimkilerin yaptığı restorasyona bak. Bu suçlu kim? İmamoğlu. Tabii. Ya ne alakası var AKP'yle? Tabii ki İmamoğlu. Verdirmeseydi Galata Kulesi'ni Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, karşı çıksaydı. Niye çıkmadı? Ya o da yıkılmasını istiyor. Düşündürücü. Evet arkadaşlar, bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir kusurumuz olduysa affola. Vallahi bilmiyorum ya. Öyle bir ülke ki avukatı terörist, savcısı terörist, hakimi terörist, öğretmeni terörist, doktoru terörist, mühendisi terörist, ev hanımı terörist, ya askeri öğrencisi de terörist, üniversite öğrencisi de terörist. Ya bu kadar terörist içimizde ama biz nasıl ayakta kalıyoruz? Ya bu saydıklarım terörist değil ya da saymadıklarım terörist. Lan bu nereden aklıma geldi ha? Vallahi ya. Neyse, Allah'a emanet olun.